doğal tıbbın popüler ismi olan Hülyakibl sizleri bilgilendiriyor. Bu bilgilere kulak verin. Size ve yakınlarınıza yardımcı olacaktır. Merhabalar, ben Hülya Giebel, Heilpraktiker'in doğal tıp uzmanı. Bugün sizlere karaciğer yağlanması ile alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Özellikle çağımızın hastalığı olarak nitelendirebileceğimiz kadar çok yüksek derecede bizi rahatsız eden bir durum haline geldi. Özellikle de yiyeceklerimizin buna sebep olması çok dikkatli olmamız açısından önemli bir durum ve diğer hastalıklara, özellikle kalp ve damar hastalıklarına da bağlantılı olduğu için karaciğerimize biraz dikkat etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bunun için de tabii ki bitkisel, doğal bazı desteklere başvurabiliriz. Fakat ilk etapta önem vermemiz gereken muhakkak ve muhakkak ki beslenmemiz olmalıdır. Beslenmede özellikle şekerli ve doymuş yağlı yiyeceklerin karaciğer yağlanmasına sebebiyet verdiğini artık hemen hemen hepimiz bilmekteyiz. Alışkanlık haline getirdiğimiz asitli ve tatlı içecekler ve besinlerimizdeki şerbetli tatlılar, şekerli yiyecekler, özellikle de beyaz undan yapılan tahıllardan unlu mamuller maalesef karaciğer yağlanmasına daha çocuk yaşlarda başlıyor ve ondan sonra da çocuklarımızda hiperaktif yoğunlaşmakta, hiperaktivite yoğunlaşmakta, otistik çocuklarımız çoğalmakta. Ama ileri yaşlarda karaciğer yağlanması kalp ve damar rahatsızlıklarının bir numaralı sebeplerinden birisi olmaktadır.